Muhalefet eder gibi konuşmadı mı? Öyle değil mi sizce de? Evet, yani şimdi zaten hani çok nadiren Cumhurbaşkanı hatasını ya da kandırıldık, aldatıldık, yanıldık ifadelerini kullanır. Fakat U dönüşleri yaparken hiç şey sanki üçüncü bir şahıs başka bir partiyi, başka bir cumhurbaşkanını değerlendiriyormuş gibi hareket ediyor. Bu bir bu özelliği var. Aslında AKP kadrolarında genelde bu böyle bir özellik var. İkinci özellik de şu, her şeyin en iyisini bildikleri için tabii problemli. Ama diğer bir özellik bu Sayın Cumhurbaşkanı'na şey ilişkindir. Öngörülebilir bir çizgisi yok. Yani yarın 24 saat içinde, yarın öbür gün, 2 gün sonra, 5 ay sonra ne yapacağını kestirilemiyor. Bu benim gözlemim değil. Bu hem Batı basınının hem Batılı diplomatların arada verdiği demeçleri, Batılı devlet başkanlarının ya da hariciyenin verdiği demeçlerden anlıyoruz ki öngörülebilir, unforeseeable. Yani İngilizcesi o. Görülemiyor. Önceden ne yapacağı tahmin edilemiyor. Yani son dönemde son birkaç yıldır kendine edindiği bir taktik var. İşte diyelim ki Amerika ile Rusya arasında çelişkiler var. O çelişkileri kullanarak o tarafta kendi planına ya da aklındaki bir şeyi yapmaya çalışıyor, kabul ettirmeye çalışıyor. Orada olması bu tarafta deniyor. Bu üç özellik her zaman AKP iktidarında mevcut olan bir şeydir ama Sayın Cumhurbaşkanı da daha fazladır. Bunu özellikle belirtmek isterim. Diğer şeyi bu, mesela Suriye'nin toprak bütünlüğünde topraklarında gözümüz yok. Öteden beri söylenen bir şey. Ya sen girmişsin adamın topraklarına falan. Kaç senedir o topraklarda bulunuyorsun. Üstelik o topraklarda üsler kurmuşsun. Suriye Milliyetçi Ordusu'nu baştan ÖSÖ'yü vesaire desteklemişsin. Hala topraklarında gözümüz yok diyor. Yani kalıcı olmayacağı ayrı bir konudur. Yani günün birinde çekileceği ayrı bir konudur. Fakat kaç senedir oradasın, topraklarında gözümüz. Ama bu şeyin bir parçası. Yani bir dönem o havuz medyasında bazı kişiler yazıyordu. Biz sınırlarımızı, misaki milli sınırları içinde koruyamayız. Bize çeper lazım. Çeper dediğiniz Halep'ten Kerkük'e. 82 Halep. O manşetlere yansıdı falan. Çeper Halep'ten Kerkük'e kadar genişlikte bir burayı. Evet. İşte Libya'dan biz koruruz, Mavi Vatan'dan koruruz, sınırların, milli sınırlarımız ancak böyle koruruz. Biliyorsunuz bu öyle bir konsept geliştirdiler, bu da başarısız oldular. Dolayısıyla yani topraklarda gözümüz yok, bu bir siyasi terim ama yani herkes ikna olmuş değil. Daha doğrusu bu işi bilenler ikna olmuş değiller. Bu işin esası. Diğer yandan baktığınızda ya ben Hakan Bey kardeşim kadar şey değilim. İyimser değilim o konuda. Çünkü zor ve zahmetli bir şey. Bakın bizim Mısır'la, yani Türkiye'nin, tabii bizim derken Türkiye'nin Mısır'la olan meselesi neydi? Mursi meselesiydi. Müslüman Kardeşler Örgütü'nün orada iktidara geçmesiydi. Oraya darbe yapıldı ve Türkiye Mursi döneminde epeyce müdahale de etti. Hatta yol da gösterdi. Onlara nasıl iktidar olacak? Tunus'ta da böyle, şurada da böyle, burada. Düşünün, arada bir kan davası yok. Bakın, arada bir Suriye'de böyle bir şey var. Hem kan davası Suriye'de var diyorsunuz. Toprak meselesi var. Kan davası var. Anlatabildim toprak mi? Davası var, kan davası bir var. Bir de rejimi devirme meselesi. Ben Faik Bey birazdan bunu detaylandırmanızı isteyeceğim dolayısıyla zaten. Dolayısıyla evet, tabii detaylandırırım. Göçmen meselesini ayrı konuşuruz. Onu da ayrı konuşuruz. Size ilginç bilgiler vereceğim o konuda. Tamam. Ersin Düşmadan bunu yapacağı iddiasındayım. Evet. Yani ileri bir adım atacak Ersin Düşmadan. Hayır, bakın bir defa şunun... Yani siyasetin sosyolojisini şöyle anlıyorum ben. Bir cümleyle bitireyim. Tamam, bir cümleyle olsun. Bir cümle. Tamam. Siyasetin sosyolojisini şöyle anlarım. Siyaset mümkünat sanatıdır. Siyasette olmaz olmaz deme, olmaz olmaz. Her şey mümkün. Fakat bu kadar kolay ve bir iki demeçle
olacak iş değil. Yani kaldı ki bence bu Tahran'da, Suçi'de şekillendi ama Tahran'da şekillendi. Çünkü gerek reisi, gerek Hamenei, o cümleyle bitireyim, gerek Putin. Önce sen müdahale edemezsin. Çok sert bir dil kullanmış. Yani gelen kulislerden bu var. Ama onun ötesi, ama biz gidin ikiniz barışın, biz size barış komisyonunu da kurmayı öneriyoruz. Dikkat edin, son dönemlerde barış komisyonundan bahsediliyor. O Türkiye gazetesinde yazılı olan şey de o barış komisyonu henüz oluşmamış ama işte Suriyeli uzmanlar, Orta Doğu uzmanları bir barış komisyonu. Daha bu olacak, gelecek, kurulacak, gidecek, temas kuracak vesaire uzun. Fahit Bey zor diyor yani. Peki Sayın Namık Tan'a dönelim. Yarım kaldı çünkü sözleri. Yetkin Report'ta geçen gün bir yazınız vardı. Hatta dün yayınlandı galiba. Siyasi popülizmin ağır bedeli Suriye. Neden bunca yıl bu ağır bedeli ödedik? Şimdi neden farklı bir yola girmeye çalışıyor Türkiye? Buyurun kaldığınız yerden devam edin lütfen. Çok teşekkür ederim. Sorunuzun bölümüne gelmek isterim. Bizim en büyük sorunumuz son zamanlarda güvenilirliğimiz uluslararası planda, öngörülebilirliğimiz ve tutarlılığımız yok. Yani bu kayboldu. Bu da tabii dış politikada bir takım temel ilkelere artık tamamen göz ardı edilerek bakılması. Bunun sonucudur bütün gelinen bu nokta Suriye'de. Ve bu sonucun yani bu noktaya geleceğimiz belliydi. Çok öncelerden belliydi. 2011 yılında biliyorsunuz bu hadise patlak verdi. İlk önce Arap Baharı dediğimiz. Ben ise bunu daha ziyade Arap kışı olarak adlandırıyorum. Hakikaten neden Arap Baharı dendiğini de anlamış değilim. Ancak o dönemde Türkiye öyle bir havaya kapıldı ki bu gayet açıkça görülüyordu. O ta 2011'lerde başladığı yıllardan hemen sonrasında yani orada bir Sünni arka bahçe oluşturma arzusu var Türkiye'nin. Yani o zaman işte Arap Baharı ile ortaya çıkan süreçte Türkiye kendine büyük bir özgüvenle, yani hiç sağına soluna bakmadan, yani devlet kapasitesini pek dikkate almadan böyle bir hamleye soyundu. Ve o arka bahçe yaratma işte ne bileyim planını tabii bir şekilde gizlemesi lazımdı. Bunun da en uygun şekli insani gerekçelerle oldu. Yani insani gerekçeleri bir şekilde örtü yaptı Türkiye o zamanlar. Ne yazık ki. Ve bugün geldiğimiz nokta o zamanlardan belliydi dedim. Ben hatırlıyorum yaptığımız danışmalarda isim vermek istemiyorum. Devlet yetkilileriyle hep söylediğimiz şey şu olmuştu. Bir gün eğer böyle giderse Türkiye'nin Afganistan'ı olur Suriye. Onun için çok dikkatli ve ihtiyatlı bir hareket izlemeliyiz, politika izlemeliyiz. Kendimizi altından kalkamayacağımız bir takım hedefler belirlemememiz gerekir. Bu ideolojik zeminde yürütülmemelidir. Çünkü ideolojik zeminde yürütülen dış politika sizi sorunların tarafı haline getirir. Ve belli bir müddet sonra bu popülizme dönüşür ki dönüştü zaten. Ve siz manevra alanınızı kaybedersiniz. Yani dış politikada. Bu tabii çok daha başka faktörler de var bunu etkileyen ama bugün Suriye'de gelinen nokta maalesef bir çaresizliğin görüntüsüdür benim görüşüme göre. O çaresizlik de nedir? Şimdi bugün seçim endeksli bir dış politika süreci yaşıyoruz. Tamamen seçim endeksli. Ve iktidarın bekası esas. Ne demek? İktidar iktidarda kalabilmek, iktidarını sürdürebilmek için
öyle bir mantık uyguluyor ki ben içinde bulunduğum ekonomik krizi bir yandan yönetmeliyim. Bir yandan da dış politikada işte aramın bozuk olduğu ülkelerle barışarak yahut ilişkilerimi tamir ederek dışarıya işte daha barışçıl bir görüntü vereyim. Bölgemde işte oyun kurucu olayım gibi bir anlayışla hareket ediyor. Yani sadece ve sadece seçim amacıyla. Çünkü bir yandan bütün çevrenizdeki ülkelerle kavga ederek dış politikanızda işte sorunlu bir ülke görüntüsü vererek içerideki ekonomik sorunlarınızı da halletmeniz mümkün değil. Çünkü sizin en çok ihtiyacınız olan şey dışarıdan finansman, yatırım, yabancı sermayenin gelişi. Şimdi böylesine kavgalı bir ülkeye kim bu parayısını getirir koyar? Şimdi dolayısıyla böyle bir süreç içerisindeyiz. Bunun sonuç vereceğini ben pek öngörmüyorum. Ben iyi niyetli bir yaklaşım diyorum. Çünkü Suriye meselesi, işte İsrail, Suudi Arabistan veya Birleşik Arap Emirlikleri ile aramızda mevcut sorunların halledilmesi ne benzemez. Aynen yani öyle. Çünkü aynen. Doğru. Çok doğru. Öylesine işin içindeyiz ki, öylesine büyük bir bataklığın içindeyiz ki buradan çıkmak kolay olmayacaktır. Yani bugün sorunun tabii içeriye yönelik boyutları da var. Sadece yani Suriye genelinde ve Suriye meselesiyle sınırlı değil. Suriye ile ilişkilerimizin ötesinde içerimizle ilgili sorunları var. Yani sorunun o boyutları var. Evet. Dolayısıyla ben sığınmacı tabii ki iyi niyetli bir yaklaşım olarak görüyorum. Belki bir nevi işte ilişkilerde yakınlaşma görüntüsü verebilecekler mi onu da bilmiyorum. O da çok zor. Evet. Seçimlerden önce bence bunu, hatta bunu yazımda da dile getirdim. Yani bu sorunu hallediyor görüntüsü altında bir müddet işte yani kamuoyunu idare oyalayacaklar diye Sayın Tan, şimdi İsmail ben sana soru soracaktım ama sen önce Namık Bey'e bir soru sormak istiyorsun. İstersen öyle dün yapalım. Akşam İçişleri Bakanı Süleyman Soylu katıldığı bir yayında Suriye meselesine ilişkin bunu içeren mülteci meselesini de katarak bu işlerin bu aşamaya geldiğini o tarihte tahmin edemezdik dedi. Öngöremedik. Evet, öngöremedik dedi.